Bir süredir görmüyorduk ama Masumlar Apartmanı'yla yeniden parlamaya başladı. Zamanında kilo verir, ay hasta gibi derlerdi. Şimdi biraz kilo almış ama bu sefer de ay kilolu eleştirilerine maruz kalıyor. Ama bunlara haddini göstermeyi de unutmuyor. Dizilerde, filmlerde gördüğümüz kadarıyla tanıdık onu aslında. Ama altında hayal gücü çok kuvvetli, çocukluğundan beri çalışan, enerjik, bazen de anarşik bir Zeynep yatıyormuş. Biz de araştırdıkça gördük ve sizlere de anlatalım dedik. Buyurun. Farah Zeynep Abdullah, adını İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Prenses Farah Diba'dan alıyor. Çünkü ailesi prensesi çok seviyor ve kızlarının onun gibi kibar ve alımlı olmalarını istiyormuş. 17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu. Baba Osman Abdullah Irak Türkmenlerinden, anne Gülay Hanımsa Türk ve Boşnak kökenli. Bir abi ve bir erkek kardeşin arasında doğan bir çiçek aslında. Liseye İstanbul'da Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlıyor ama orada bitiremiyor. Bir petrol şirketinde çalışan babasının işi vesilesiyle kaydını İngiltere'ye aldırıyor ve liseyi orada bitirip üniversite için de oraya kayıt yaptırıyor. Zaten Fransız Lisesi'nde okumasından dile yatkınlığı anlaşılıyor. İngiltere'de de İngilizcesini iyiden iyiye geliştiriyor. Ve belki de bugünkü kendine güvenen, girişken Farah Zeynep olmasında en büyük etken de bu. Mesela fark etmişsinizdir, yabancı bir dili konuşurken jest ve mimiklerimiz, karakterimiz de o dilin kültürüne bürünür. Bunu bilerek yapmayız ama dil bilmenin avantajlarından da biridir bu. Farah Zeynep Abdullah'ın da oyunculuk kariyerinde zorlanmadan karakterlere girebilmesinde bunun da faydası olduğu aşikar. Çünkü orada yaşamış, ana dili İngilizce olan kişilerle konuşmuş, o kültürle yoğrulmuş. Tabii herkesin böyle bir şansı olamıyor. Bazen maddi durumdan, bazen de şimdi olduğu gibi elimizde olmadan, mesela pandemiden dolayı yurt dışına gidip dilimizi oradaki kişilerle konuşarak pekiştiremiyoruz. Ama bunun kolay bir yolu olduğunu da artık hepimiz biliyoruz. Amerikalı, İngiliz, Kanadalı, yani ana dili İngilizce olan hocalarla birebir İngilizcenizi geliştirebileceğiniz Cambly uygulaması hem İngilizceyi MSR'dan öteye taşıyıp sanki yurt dışında İngilizce konuşuyormuşsunuz gibi hissettiriyor, hem de aksanı asıl kullanıcılarından duyarak daha kolay yakalamanızı, adapte olmanızı sağlıyor. En sevdiğim özelliği de aksan seçimi. Ben American İngilizcesini severken sizler Sherlock Holmes gibi İngilizcesi konuşmak isteyebilirsiniz. Cambly'yi açıp istediğiniz aksandan ve konudan eğitmene bağlanabiliyorsunuz. Hem de dersleri sonradan izleyerek üstünden geçmeniz, kendinizdeki eksiklikleri görmeniz de mümkün. Amma övdün Pelin, madem o kadar anlattım bir deneyelim, yap bir güzellik derseniz, buyurun size Vibeo 100 kodu. Bu kodla ilk dersinizi ücretsiz alabilirsiniz. Ayrıca bu videoya özel 48 saat geçerli, 1 aylıklar da dahil olmak üzere tüm aboneliklerde indirimle abone olabilirsiniz. Herkesin bütçesine uygun farklı paketler mevcut. Mutlaka bir deneyip bakın. Pişman olmayacaksınız. Deyip Farah Zeynep'in de hiç pişmanlık yaşamadığını söylediği hayatına geri dönelim. Aslında hayatını 3 faza ayırdığından bahsediyor. Zaten hep hareketli ve pozitifmiş. 18'ine kadar çok hayalperest, müzikle uğraşmak isteyen, ben böyleyim, beni böyle kabul edin diyen biriymiş. Büyük tabi Britney Spears hayranı bu dönemde. İkinci dönem ise siyahlara bürünüp piercing yaptırıp Britney'den ziyade Evanescence hayranlığına başladığı dönemler. Sonrasında da tam tersi, okulda en süslü ben olacağım diyen bir Zeynep var. Şimdilerde de daha sade bir çizgide devam ediyor. Küçüklüğünden beri müzikle ilgileniyor. Oyuncu olmak aklına gelmemiş bile. Çevirmenlik ve müzik arasında gidip gelmiş. Maddi durumları kötü olmamasına rağmen çok erken yaşta farklı tecrübeler edinerek hayatı öğrenmek istedim diye birçok işte çalışmış. Hatta ilk işi 11 yaşında bir süt markası için reklam müziği seslendirmek. Ardından 16 yaşında üniversite için para biriktirmek amacıyla satış görevlisi, kasiyerlik gibi işlerde çalışıyor. Lise bitince bir sene boyunca öğlenleri garsonluk, geceleri de bir kulüpte barmaidlik yapmış. Müzikle ilgilendiğini söyledim. Zaten babası plak koleksiyoneriymiş. Yes'in albümleriyle büyüyüp Rolling Stones konserlerine gitmişliği var. 11 yaşından beri şarkı sözleri ve şiirler yazdığı bir defteri var. Ancak iş bunu profesyonelliğe dökmeye gelince zank diye bir kayaya vuruyor Zeynep. Müzik dersi almaya başlıyor fakat müzik hocası onun yetenekli olmadığını ve en önemlisi müzik kulağının olmadığını, bu işten vazgeçmesini söylüyor. Bundan yıllar sonra öğrencisini dizi filmlerde şarkı söylerken, hatta yetmeyip bir de albüm çıkarttığını gördüğünde kim bilir neler hissetti. İngiltere'de üniversite için Kent Üniversitesi'nde Fransızca drama bölümüne kaydoldu. Tatil için Türkiye'de olduğu dönemde ise hayatı değişti. Okula dönmesine 3 gün kala Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden bir aile dostlarının aracılığıyla teklif geldi ve deneme çekimlerine katıldı. Okula dönmesinden hemen sonraysa onlarca kişi arasından Farah Zeynep
Zeynep'in seçildiği haberi gelince okulu dondurup Türkiye'ye geri döndü ve 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin karakterini canlandırmaya başladı. Bizler de onu ilk defa burada gördük. O da bu dizi için hayatımın dönüm noktası diyor. En baştan dizide sadece 2 sezon oynayacağını söylemişti ve dizi bitince de okuluna dönüp 2013 yılında diplomasını aldı. Sonra da her şey çorap söküğü gibi geldi. Müzikle uğraşmak isterken birden önemli isimlerle başrol paylaşan bir aktris haline gelmişti. Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Bir Eylül Meselesi, Unutursan Fısılda, Gülizar, Bolt Pilot ve dahası. Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmlerinde seslendirme de yaptı. Bir taraftan müzikle ilgilenmeye de devam etti ama. 2018'de Bu Hangi Masaldı isimli teklisini çıkardı. Aklında albüm çıkarma fikri olmamasına rağmen bir doğum günü hediyesi için sözleri ve bestesi ona ait olan ve sadece 3 günde çıkarttığı şarkıyı ne kadar kişinin dinlediği önemli değil, paylaşmak istiyorum diyerek bir de klip de çekti. Hatta şarkının klibi Türkiye'de çekilen ilk dikey formatlı klip. Dizi ve filmlerde şarkı söylemeye devam etse de bu albümün devamı gelmedi ama. Çünkü hayalindeki müzik hem İngilizce hem daha agresifmiş. 1-2 sene sonrası için müzik hakkında sanırım o zamana kadar yaptığım en cesur şeyi yapmış olacağım diyor. Şimdilerde ise son zamanların en çok izlenen ve beğenilen dizilerinden birinde Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandırıyor. Aslında Masumlar Apartmanı projesini Ocak ayında okumuş ama o dönem pandemi olmadığı için başka planları olduğundan kabul etmemiş. Üzerinden biraz zaman geçince dizinin yapımcısı Onur Güven Atam'la bir yerde denk geliyorlar ve projeye başlama kararı alıyorlar. Zaten hayatı da genelde rastlantılar ve şans eseri gelişen olaylar çerçevesinde gelişmiş. İşlerin buraya gelmesi %70 şans, %30 benim seçimim diyor. Şimdi canlandırdığı İnci karakterinin hayatındaki yeri de farklı. Zira anne ve babasının tanışma macerası da İnci ve Han karakterinin macerasına çok benzer. Annesi araba kullanmayı çok sevdiğinden 17 yaşında haber vermeden babasından arabayı kaçırıyor ve yolda başka bir arabaya çarparak kaza yapıyor. Diğer arabanın sahibi kadın da borcunu ödemesi için şirketinde iş teklif ediyor ve bu şirkette Farah Zeynep'in anne ve babası tanışıyorlar. Ne kadar birçok şey için şans dese de aslında bu birçok şeyi kendi ilmek ilmek görmüş. Belki de fark etmeden. 14-15 yaşlarında gelecekte okusun diye her yıl başında kendine mektup yazmaya başlamış. Yılın nasıl geçtiği, gelecek yılın nasıl olmak istediği gibi şeylerden bahseder. Sonra bir şekilde bu mektuplar karşısına çıkarmış ve yazdığı birçok mektup gerçekleşmiş. Sadece bununla da sınırlı değil. Çoğu kişi ilk defa duyacak olabilir bunu ama Farah Zeynep küçüklüğünden beri ilerideki eşine ve daha doğmamış çocuklarına videolar çekiyor. Küçüklüğünde okuduğu Doğmamış Çocuğa Mektuplar isimli kitaptan esinlenerek buna başlamış. Bunun içinde hem anı yakalamak hem de gelecekteki kendine, eşine ve çocuklarına bir anı bırakmak isteği yatıyormuş. Bu kadar olumlamayla elbette ki başarısız olması beklenemezdi. Şimdi kendi çektiği videoların yanında bir de birbirinden değişik rollerde yer aldığı dizi ve filmlerini bırakıyor çocuklarına, hatta torunlarına. Ekranda olmaktan çok mutlu olduğu belli. Umarız bu mutluluğu daha uzun seneler devam eder.